Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi ki, iyi ki sizlerle yol arkadaşıyız. İyi ki sizlerle dava arkadaşıyız. Tüm benliğimize, tüm İstanbul'umuza teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hasretimiz, sevdamız İstanbul. Aşk yüreği güzel insanları, değerli yol arkadaşlarım, AK Parti'nin kurucu gücü, vefakar kardeşlerim, heyecanlarıyla bizi sürekli diri tutan sevgili gençler, bugün meydanımızı heyecanınızla doldurdunuz. İşinizden, gücünüzden, evinizden fedakarlık yaparak bize kardeşliğinizi gösterdiniz. Bizi bağrınıza bastınız. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnanın, inanın 39 ilçemizin hangisine gidersek gidelim büyük bir coşku var. Ama Pendik'teki coşku, Pendik'teki sevgi her zaman çok daha güzel. Bu sevginiz var ya, bize azim veriyor. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm Pendikli kardeşlerimizle birlikte geliyoruz. 31 Mart akşamı İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturmak için geliyoruz. Tüm İstanbul'a hizmet etmek için, tüm İstanbul'u sevgiyle kucaklamak için hep beraber geliyoruz. İşte Pendik'imize söz, sizden aldığımız bu destekle 1 Nisan sabahı İstanbul'u bayram yerine çevireceğiz. Bayram yerine. Allah razı olsun. İstanbul'a özlediğiniz ne varsa yeniden kazandıracağız. Bu şehrin tamamını bulvarlarından ara sokaklarına kadar hep birlikte yeniden ihya edeceğiz. Şu meydanın sevgisini karşılıksız bırakamayız. Şu meydandaki kardeşlerimizin azmini, bu meydandaki kardeşlerimizin umudunu karşılıksız bırakamayız. Bu ümitleri, bu pırıl pırıl gençlerimizi karşılıksız bırakamayız. Bunun için de her annemizin duasını alacağız. Her kardeşimizin, evladımızın geleceğe dair umudu işte bizler olacağız. Sizlerle birlikte el ele, omuz omuza yürüyeceğiz. Ve 31 Mart akşamı İstanbul'da Fetret Devri'ni hep birlikte bitireceğiz. Ve inşallah İstanbul'un 571 yıllık onurunu, gururunu, İstanbul'u yeniden ayağa sizlerle birlikte kaldıracağız. Kıymetli kardeşlerim, biz hep söylüyoruz. Biz başkaları gibi öyle yarı zamanlı değil, tam zamanlı belediye başkanı olacağız. 7 gün 24 saat görevimizin başında olacağız. İstanbul'u, İstanbullu kardeşlerimizi her daim kucaklayacağız, hizmetinde olacağız. Göreceksiniz, en büyük farkımız
ahde vefa olacak. Vaatlerimizi hiçbir zaman ortada bırakmayacağız. Söz verip o sözü unutanlardan olmayacağız. Mevcut yönetimin yaptığı gibi sözlerimizin sadece onda birini değil, projelerimizin %100'ünü Allah'ın izniyle, Efendimizin destekleriyle yapacağız. Kıymetli Pendikli kardeşlerim, bugün değil, biz yıllardır sahadayız. Aylardır projeler çalışıyoruz. Mimarlarımızla, mühendislerimizle çalıştık. Şehir plancılarımızla, uzman arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. İstanbul'un 39 ilçesi için mahalle mahalle karış karış hazırlıklarımızı başkanlarımla, teşkilatlarımızla birlikte tamamladık. Pendik'in huzurlu, güvenli, mutlu geleceği için özenli bir proje takvimi Ahmet Başkanım'la birlikte hazırladık ve bu çerçevede biz Pendik'imize ne söz verdiysek o sözleri hep tutan tarafta olduk. Ben Çevre Şehircilik Bakanı olarak Pendik'imize 10 kez gelmiş biriyim. 10 kez geldim. Milletimize burada sözler verdim ve o sözleri tutmak için de gece gündüz çalıştım. Pendik'imize 2 tane dev millet bahçesi yaptık mı? Şimdi ne güzel, gençlerimiz orada cıvıl cıvıl ağaçların esintileri içerisinde, kuşların sesleri içerisinde huzurla vakit geçiriyorlar. Onları görmek var ya, her şeye bedel. Her şeye bedel. Sizin için bir eser yapmak, sonra da o eserde sizleri görmek bizim için mutlulukların en güzeli. Allah'a şükürler olsun. Pendik'imize kentsel dönüşüm dedik. Kentsel dönüşümde başkanımla birlikte mahalle mahalle çalıştık. 20 bin yuvamızı dönüşüm kapsamına aldık. Ve vatandaşımızın dertlendiği, üzüldüğü, ne kadar mülkiyet sorunu varsa, ne kadar imar problemi varsa 1 Nisan sabahı itibariyle başkanımla birlikte mahalle mahalle mülkiyet sorununu, imar problemi sorununu tamamen bitireceğiz. Biz her zaman Pendik'imizin yanında olduk. Yine inşallah olmaya devam edeceğiz. Şimdi Pendik'imiz için hazırladığımız müjdelerimize geçmek istiyorum. Evet Pendik, hazır mıyız? Şimdi birincisi bir... Allah razı olsun. Birincisi, Pendikliler tüm İstanbullular gibi trafikten çok şikayetçiler. Öyle değil mi? O zaman ne diyoruz? Uğraştıran değil, ulaştıran Pendik diyoruz. 1 Nisan sabahı itibariyle TEM ve E5 yan yollardaki düzenlemeleri hemen yapıyoruz ve Pendik'imize artık o çile haline gelmiş ulaşımı sizlerle birlikte rahatlatıyoruz. İkincisi, meydan katlı kavşağı. Orası başkanım diyor ki bizim için çok önemli bir proje ve kavşağı da süratli yaparak o Pendik'imizin merkezindeki anlamsız trafik çilesine inşallah ilk darbeyi vuruyoruz. Ama durmak yok. Yola devam. 1 Nisan'da yine Pendik'imize öyle söz verip maalesef sözünü tutmayanlardan olmayacağız. Diyeceğiz ki Pendik her şeyin en güzelini hak ediyor. En iyisini hak ediyor. Ve Pendik'teki kardeşlerimiz rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde
toplu ulaşımı kullansın istiyoruz. Ve bu manada Sultanbeyli, Kurtköy, Pendik, Sabiha Gökçen, Tuzla, Sabiha Gökçen, Kurtköy metro hatlarının inşasına hızlı bir şekilde başlıyoruz. Ama biz öyle temel atıp sonra o temele hafriyat dökenlerden değiliz. Biz kollarımızı bir sıvadık mı? O kollar bir daha kapanmaz. O kollar Pendik'te gelir, katlı kavşağı yapar. O kollar gelir, Pendik'te her mahallesinde, kentsel dönüşüm şantiyesinde sevgi olur. O kollar bir kez sıvandı mı? Orada bizi bekleyen kardeşlerimizle el ele, kol kola Pendik'in sorunlarını çözer. Biz söz verdik mi, sözümüzü tutarız. Elazığ'a, Malatya'ya, Kastamonu'ya, Rize'ye, Bartın'a, Giresun'a gittik, sözler verdik. Hamdolsun, o sözleri tutan bir kardeşiniz olarak buradayım. Ve Allah'a şükürler olsun ki, şimdi Pendik'in sokağında gezerken bir Kastamonulu Bozkurtlu kardeşim bana diyor ki, sen diyor Sel'de geldin, günlerce orada kaldın ve yeni Bozkurt'un inşası için her şeyi yaptın. Rizeli bir kardeşimiz, ya benim köyüme kadar geldin diyor. Malatyalılar, Elazığlılar diyor ki, Elazığ'ın Kara Murat'ı. Elazığ'ın Kara Murat'ı geldi. Burada Elazığ için mücadele etti. Günlerce bizde kaldı. Hamdolsun o sevgiyi, o muhabbeti kazanmak bizim için şereflerin en büyüğü. Yine Pendik'imizde bu manada raylı sistemle alakalı da talepler var. Tuzla, Samandıra arasında da raylı sistem hattını inşallah süratle kuracağız ve Pendik'i bu manada İstanbul'un her yerine kolay ulaşılan bir şehir haline getireceğiz. Evet, otopark ihtiyacımız var mı? Var. Her yerde olduğu gibi. Allah razı olsun. Biz sizin yanınızdayız sevgili gençler. İnşallah sizlerle el ele Türkiye yüzyılında İstanbul'umuzu ülkemizin parlayan yıldızı yapacağız. Sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerle el ele, gönül gönüle yapacağız. Otopark ihtiyacını da yine mevcut İBB yönetimi görmezden geldi. Otopark diye tüm sokakları çizgilerle böldüler. Milletimizin evinin önüne park ettiği yerden vatandaşımızdan ücret aldılar. Buna rağmen ne diyorlar biliyor musunuz? İspark zarar ediyor diyorlar. Ya sen evinin önündeki adamdan para alıyorsun. Otopark yapacağım deyip diğer vaatlerin gibi otoparkı yapmıyorsun ve diyorsun ki İspark zarar ediyor. Ya kıymetli kardeşlerim, iş bilenin, kılıç kuşananın. Bunların iş bilmezliklerine, bunların liyakatsizliklerine, beceriksizliklerine İstanbul'umuz, Pendik'imiz 31 Mart'ta sandıkta gereken cevabı verecek. İstanbul'u kimse üzemez. İstanbul'u kimse ihmal edemez. İstanbullu buna müsaade etmez. Biz hızlı trenimizin hemen yanında inşallah yeni otoparkımızı hemen Pendik'imize armağan edeceğiz. Size söz veriyorum. Pendik'te bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek.
Ve ne olacak biliyor musunuz? Sevgiye zaman kalacak. Ailelerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza zaman kalacak. Pendik büyüyecek, güzelleşecek, Pendik zenginleşecek. Kıymetli kardeşlerim, biz Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimindekiler gibi algıda usta değiliz. Biz neyde ustayız biliyor musunuz? Alın terinde ustayız. Onlar algı yapar, biz eser yaparız. Onlar boy boy reklam yapar, biz hizmet yaparız. Çünkü bizim anlayışımızda siyaset nedir biliyor musunuz? Siyaset meslek değildir. Siyaset kariyer büyütme yeri değildir. Siyaset eserdir. Siyaset hizmettir. Biz de evvelallah eser bitmez. Müjde bitmez. O zaman ne diyoruz? Afetlere dirençli İstanbul diyoruz. Afetlere dirençli Pendik diyoruz. Ve Pendik'te inşallah yeni yapacağımız yüzlerce sosyal konutla dar gelirli kardeşlerimizi ev sahibi yapacağız. Hayallerine ulaştıracağız. Ve inşallah Pendik'te dönüşüme girmeyen, tek bir riskli yapı kalmayana kadar Ahmet Cim Başkanım'la mahalle mahalle çalışacağız. Ve hep birlikte inşallah bu mücadeleyi yapacağız. İstiyoruz ki annemiz, babamız yastığa başını koyduğunda huzurla uyusun. Ve diyoruz ki yarısı Büyükşehir'den. Büyükşehir Belediyesi olarak 650 bin konutluk İstanbul'un en büyük dönüşümünü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bize Mayıs'ta proje açıkladığımızda dediler ki seçim var, bu projeleri yapmazlar. Ama ne oldu? Şimdi işte 2 gün önce hemen Tuzla'da gittik, 5000 konutun temellerini attık. Yeni yuvaların yapılması için o eski binaların yıkımını gerçekleştirdik. İnşallah aynı anlayışla bütün İstanbul'da 39 ilçede 964 mahallemizde kentsel dönüşümü vatandaşımıza el ele vereceğiz. Vatandaşımızı mağdur etmeden hep birlikte İstanbul'umuzun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yine buradan Güzel Yalılı var mı burada? Güzel Yalı mahallemize selamlarımızı gönderiyoruz. 5 yıldır bekliyorsunuz. Ama siz hiç merak etmeyin. E5 üstündeki meydan düzenlemesini biz yapacağız. Mahalledeki tüm kardeşlerimizi biz sevindireceğiz. Ve Aydos Ormanı'nda Pendik'imize hitap eden muhteşem bir yeşil alanı sizlere hediye edeceğiz. Yetmez, yetmez. Ve bu manada Pendik'teki İhtiyaç sahibi ailelerimiz. Ailelerimize de maddi destekler vereceğiz. İstanbul'daki ihtiyaç sahibi tüm emeklilerimize ayda 2500 lira destek ödemesi Büyükşehir'den yapacağız. Gençlerimize, kadınlarımıza, ilk işini kuracak kardeşlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. İlk evlenecek genç kardeşlerimiz var mı burada? Evlenecek gençler var mı? Evlenecek. Evlenecek genç kardeşlerimize Büyükşehir Belediyesi'nden 50 bin lira beyaz eşya desteği yapacağız.
öğrencilerimize, emeklilerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza her anında hep yanında anlayışıyla kimsenin geride bırakılmayacağı ve adaletli bir şekilde sürdürülebilir sosyal yardımları yine biz yapacağız. Çünkü biz sizlere sevdalıyız. Biz sizler için ne yapsak emin olun azdır. Biz bu anlayışla 22 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. Ülkemizin her bir köşesinde iyileştirmek için, güzelleştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalar yapıyoruz. Cumhur İttifakımızla birlikte ortaya koymuş olduğumuz büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle her ilimiz için kurduğumuz hayalleri bir bir gerçeğe çeviriyoruz. Ve işte annelerimizin yine isteği, kreş. Tabii mevcut yönetim her vaadinde olduğu gibi kreş sözünü de yerine getirmedi. Orada da biz yine Pendik'i, İstanbul'u çaresiz bırakmayacağız. Ve İstanbul'un her mahallesinde vatandaşımızın ihtiyacı olan ve 7 gün 24 saat hizmet verecek yeni kreşleri İstanbul'umuza, Pendik'imize biz kazandıracağız. Benim polis kardeşim, doktor, hemşire kardeşim gece nöbete mi gitti? Evladını, yavrusunu bize emanet edecek. Gözü arkada kalmayacak. Ve inşallah o yapacağımız kreşlerle birlikte çocuklarımız da orada eğitimlerini alacaklar. Ve Çınardebe, Çınardere mahallemiz. Buradan mahallemize sevgilerimizi yolluyoruz. Orada da bir yaşam merkezi kuracağız. Pendik Belediye'mizle birlikte kuracağımız yaşam merkezinde orada gençlerimiz spor yapacaklar. Gençlerimiz orada vakit geçirecekler. 90 bin metrekarelik alan, neresiydi orası başkanım mahalle? Çınardere mahallemizde 93 bin metrekarelik alanda gençlerimiz için, gururumuz, Pendik sporumuz için yeni tesisleri Pendik'imize kazandıracağız. Çamlık'ta yapacağımız bu güzel tesisle birlikte inşallah Pendik sporumuz başarılardan başarılara koşacak. Orada bütün vatandaşlarımız, hafta sonu gideceğiz, bir şenlik havasında huzur bulacağız. Ve inşallah en kısa zamanda Pendik sporumuza da öyle Pendik'e yakışır bir stadyumu belediye başkanımla birlikte kazandıracağız. İstiyoruz ki gençlerimiz geleceğe güvenle baksın. Ve gençlerimiz için ilk ofisin bizden diyoruz. Ve bu ofislerden bir tanesini de Pendik'teki girişimci gençlerimize süratle hediye edeceğiz. Ve işte en güzel hediyelerimizden biri de kültürüyle, sanatıyla yaşayan Pendik diyeceğiz. Ve Pendik içerisinde konferans salonları, dinlenme alanları, aktivite alanlarıyla şöyle Pendik'e yakışır bir fuar merkezini inşallah belediye başkanımla birlikte kazandıracağız. Ve inşallah Pendikli kardeşlerimizin mutluluğuna hep birlikte şahit olacağız. Biz dertliyiz. Aşk ile çalışıyoruz. Neşet Ertaş ne diyor? Aşk ile çalışan yorulmaz. Biz de yorulmuyoruz. Sizin bu sevginiz, sizin bu heyecanınız oldukça biz yorulmayız. Allah'ın izniyle, evelallah bundan önce nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı anlayışla tüm hizmetlerimizi yaparız. Şimdi kıymetli kardeşlerim, 31 Mart'a çok az kaldı. Artık şurada 49 günümüz.
49 gün her eve gideceğiz. Her gönle gireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden 31 Mart akşamına kadar bütün kardeşlerimize projelerimizi, hayallerimizi bir bir anlatacağız. Ve 31 Mart akşamı da şunu diyoruz. İstanbul'un her yerinde bir bayram havasıyla hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir seçimi inşallah tüm İstanbullu kardeşlerimizle, Pendik'imizle birlikte alacağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Gittiğimiz her yerde bu sevgiyi, bu coşkuyu görüyoruz. İnşallah 31 Mart akşamına kadar da hiçbir şekilde rehavete kapılmadan aynı anlayışla, aynı motivasyonla çalışacağız. Şimdi ben size sözleri verdim. Şimdi sizlerden de bir söz istiyorum. Hazır mıyız Pendik? 31 Mart akşamı İstanbul'da, Pendik'te yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart akşamı Pendik'te Ahmet Cim başkanımızı destekleyecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun. Biz de sizlere verdiğimiz tüm sözleri tutmak için bundan önce nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İstanbul'un umudu, İstanbul'un muradı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.